Kendi kendine EMDR yapılabilir mi? Şimdi EMDR güzel yöntem. Travmalarda işe yaradığını birçok yerden duydum. Kendi kendime yapamaz mıyım? İlla bir terapiste mi gitmem gerekiyor diye kafanda bazı sorular olabilir. Eğer bunların cevabını merak ediyorsan bugünkü videoda beni sonuna kadar dinle. Sana neden EMDR'nin kendi kendine uygulanamayacağını ama bunun yanında kendi kendine ne yapabilirsin bu çift taraflı uyarıyı kullanarak bununla alakalı fikirlerimi paylaşacağım. EMDR yönteminde çift taraflı uyarı bu yöntemin, bu terapi yaklaşımının önemli bir parçasıdır. Çift taraflı uyarı dediğimiz şey göz hareketi olabilir. İlk çıktığı zamanlarda göz hareketi ağırlıklıydı. Daha sonra mesela kulaklık yoluyla her iki kulağa ritmik bir ses vermek ya da bir titreşim aletiyle iki elinde ritmik bir titreşim hissini bedensel olarak almak şeklinde Belli farklı uygulamalar var. En popüleri tabii ki göz hareketleri ve açıkçası araştırmalarında gösterdiği göz hareketlerinin biraz daha verimli ve etkili olduğu yönünde. Bu çift taraflı uyarının neden faydalı olduğu ile alakalı birçok hipotez var, birçok açıklama var. Eğer merak edersen bu konuda da bir video hazırlamıştım. Ama özetle şunu söyleyebilirim ki bu göz hareketlerine çift taraflı uyarıyı eklediğimizde düşünme daha verimli bir hale geliyor, daha ...etkili bir şekilde çağrışımlar hızlanabiliyor ve aynı zamanda da daha iyi odaklanma şansı olabiliyor duygularda kaybolmadan. YouTube'da belki de denk gelmişsindir ki bu videoyu izlediğine göre mutlaka ki denk geldiğini düşünüyorum. Kendi kendine EMDR yapmakla alakalı bazı içerikler var. İşte mesela ekranda bir nokta var sağa sola gidip geliyor. Yani o videoda da söylenen şey bu... Noktayı takip ederek ritmik bir şekilde gözlerinde kendi kendine EMDR yapabilirsin. Ya da ritmik bir ses veriliyor. Hani videonun ses bölümünde her iki kulağına kulaklık taktığında ritmik bir ses geliyor. Ve oradaki iddiaya göre bunu yaptığında aslında EMDR yapıyorsun. Şimdi bu videolara şöyle bir göz gezdirdiğimde aslında bu videoyu hazırlayanların bir ruh sağlığı uzmanı olmadığını yani açıkçası şöyle söylesem daha doğru olur. EMDR terapisti olmadıklarını gördüm. Şimdi burada tekniğin adına bakıp göz hareketleri Den bu ibaret yani göz hareketlerini yapıp travmaya odaklanırsam belli sorunlarımı çözümleyebilirim gibi düşünmek yanlış olur. Çünkü EMDR içinde de açıkçası buna böyle bakılmıyor. Ve kendi kendine EMDR uygulama gibi bir şey yok aslında. Bu konuda belli çalışmalar var, belli daha yumuşatılmış yöntemleri hani öneren kişiler var ama burada senin anladığın şekilde değil. Ve buna doğrudan EMDR diyemeyiz. Peki neden EMDR'nin içinde yapılan şeylerin tamamı kendi kendine uygulanamaz? Yani buradaki engel nedir? Şimdi burada şöyle bir şey var. EMDR sadece çift taraflı uyarıdan, göz hareketlerinden ibaret değil. Bu sadece açıkçası küçük bir bölümü. Ve EMDR eğitimlerinde bu küçük bölümün ve ayrılan zaman çok kısıtlıdır. Öyle söyleyeyim sana. Ayrılan zamanın içinde çok daha farklı yapılan şeyler var. Bunlar nedir mesela? EMDR'de 8 aşamalı bir yol var. Bu 8 aşamalı yolun tamamı da uygulandığında EMDR yapmış oluyorsun. Çift taraflı uyarı bunun sadece tek bir aşamasında uygulanan bir şey. Dolayısıyla kendi kendine yaptığında bu aşamaların tamamını yapmamış oluyorsun. Çünkü kendi başına yapman zor dediğim gibi. Bunun dışında neden kendi kendine tam bir EMDR yapılamaz? Diğer bir neden de bazen bazı konularda standart uygulamaların dışına çıkıp bazı ek yöntemler de eklemek gerekebiliyor. Yine EMDR'nin tabii ki yapısına uygun şekilde. Bunu da kendi kendine yapamazsın. Sadece göz hareketi yaptığında o zaman kuru kalır. Diğer bir önemli olan nokta da terapistin hız ayarı yapabilmesi. Zaten bizim en önemli uzmanlıklarımızdan biri de yaptığımız şeylerden biri hız ayarını doğru bir şekilde yapmak. Buradaki hız ayarı dediğim şey nedir? Vitesi ne kadar yükseltmek gerekiyor, ne kadar düşürmek gerekiyor travmaları işlerken. Yani o duygular buhranı içine ne kadar girip ne kadar çıkmak lazım? Bizim tolerans penceresi dediğimiz bir şey var. O duygular içini ne çok fazla dalıp orada kaybolmamak gerekiyor ama aynı zamanda da çok uzakta kalmamak lazım. Yani bir nevi e, suya girip yüzmek istiyorsun diyelim ki. Sadece ayağının ucunu değdirdiğinde yüzmüş olmuyorsun ama daha yüzmeyi tam öğrenmemişken çok derin sulara birden atlamak da değil. Bu da korkutucu olur ve yine öğrenemezsin. Onu uygun bir ayarda tutabilmek lazım. Bu da dışarıdan birisinin desteğiyle daha kolay olabilecek bir şey. Sen o duygu yoğunluğu içindeyken ya da belli duyguları bastırıyorken o ayrımları doğru bir şekilde yapamaz. Daha doğrusu bunu yapabilmen çok güç diyelim. Terapistin sağlayacağı diğer bir şey de senin odaklanmanı sağlaması. Belli duyguları takip edip belli travmaları kendi kendine işlemeye başladığında özellikle de eğer bu duygular fazlaysa birçok farklı konunun aslında çağrışım yaptığını göreceksin. Aklına bir sürü farklı şey gelir. O noktada da odaklanmak güç hale gelebilir kendi kendine baktığında. Orada bir şekilde dışarıdan bakan birisinin, bir uzmanın sana hani önüne açılan kapılardan hangisinden geçsen daha verimli olabilir. Bu konuda gerektiğinde destek olabilmesi lazım. Bizim enerjiyi takip etme prensibi dediğimiz bir şey var. Yani senin içindeki o enerji neredeyse o enerjiyi fark edip Oradan devam etmek lazım. Terapistin burada sağladığı diğer bir önemli şeyden bir tanesi de daha bütünsel bir değerlendirme yapabiliyor olması. Burada aslında travmaların bütününe bakıp oradaki temaları yakalamak ve o temalardan devam etmek çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yol almayı sağlıyor. Bu kendi başına yapmanın zor olduğu bir konu. Ve tabii ki az öncekilerle de paralel bir şekilde şunu da söyleyebilirim ki belli tıkanıklıklar yaşadığında dışarıdan bakan birisi sana bu yolda çok daha iyi destek olabilir, daha verimli ve hızlı bir şekilde belli olayları işbirlemeni sağlayabilir. Dolayısıyla az önce saydığım nedenler gibi daha birçok şey de ekleyebilirim buraya. Verimli bir çalışma yapabilmek için tam bir EMDR çalışması için desen daha doğru olur. Bir terapistle çalışmak gerekiyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biz kendimiz EMDR terapisti olmamıza rağmen eğer EMDR alma ihtiyacımız olursa hani bu belli konuları işlemek ya da kendimizi daha iyi tanımak için olabilir. O zaman biz de bir başka EMDR terapistine gidiyoruz. Yani bu yöntemi bilmemize rağmen kendimiz EMDR terapisine ihtiyaç duyduğumuzda bunu ancak bir başkasına giderek yapabiliyoruz. O yüzden uzun lafın kısası ben çift taraflı uyarı yöntemiyle göz hareketleriyle EMDR yapıyorum kendi kendime dersen kendini kandırırsın. Yaptığın şey göz hareketleriyle çift taraflı uyarıyla düşünme seansları yapmaktır. Ve açıkçası hani zinhar olmaz mı böyle bir şey? Yani asla kendi kendine düşünemezsin, travmaları işleyemezsin, mutlaka parasını verip bir terapiste gitmen gerekiyor mudur günün sonunda geldiğimiz şey? Hayır tabii ki. Bu konuyla alakalı özel bir video da zaten hazırladım ki zaten bu kanalın bütününün de özellikle odaklandığı şeylerden bir tanesi. Kendi kendine de nasıl destek olabileceğini öğrenmen. Psikoloğa gitmeden kendine nasıl destek olabilirsin konusunda uyan yöntemi dediğim mesela bir yöntem senin için hazırlamıştım. Bu yöntemde özellikle travmalarını da kendi kendine nasıl işleyebilirsin. Buna özel ayrı bir videoda hazırladım. Mesela o videoda ki basamaklardan yazarak düşünme basamağında göz hareketlerini, çift taraflı uyarıyı ekleyebilirsin. Oradaki düşünmeyi yaparken kendine mesela yarım dakikalık, yarım dakika, bir dakika arası bir zaman belirle. Bunu deneme yanılma yoluyla artık dikkat odağına göre sen kendin belirlersin. Gerekirse bir timer'ı, bir alarmı kurabilirsin. Yarım dakikada bir çalan. Basarsın, yarım dakika dolana kadar o çift taraflı uyarıyı odaklanıyorken düşünürsün ve daha sonra yarım dakika dolunca durursun, derin bir nefes alırsın ve o yazarak düşünme seansı için fark ettiğin, aklına gelen şeyler neler? Bunları not alırsın ve devam edersin. Yani düşünme sürecini daha verimli hale getirebilmek için çift taraflı uyarıyı, göz hareketini kullanabilirsin. Ama bunu yaptığında EMDR mi yapıyorsun? Hayır. Şimdi kendi kendine düşünmek zaten her halükarda önemli. Ya yani bir terapiye de gitsen aslında senin kendi kendine düşünüyor olman faydalı olacaktır. Sonuç olarak terapiye ayırdığın zaman kısıtlı bir zaman. Onun dışındaki zamanlarda da belli konuları gündemde tutup üzerinde kafa yorman iyi olur. Buna çift taraflı uyarı eklemenin bir sakıncası var mı? Hayır. Peki diyelim ki herhangi bir terapi desteği almıyorsun kendi kendine çift taraflı uyarı yöntemiyle düşünme seansları yapıyorsun ama işin içinden çıkamamaya başladın. Bunalmaya başladın. Çağrışımlar çok hızlı gelmeye başladı. O noktada benim sana önerim tabii ki bir EMDR terapistine başvurman ve onunla birkaç seanslık bir çalışma yapman. O zaman çok daha verimli ve hızlı bir şekilde belli konuları işleme şansın var. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini aşağıdaki bölümde paylaşabilirsin. Kanalıma abone olmadıysan abone olabilir. Beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretleyebilirsin. EMDR konusunda birçok içerik paylaştım. Bununla alakalı özel bir video dizisi var. Eğer görmediysen o video dizisindeki videoları da eğer EMDR terapisi ile alakalı daha çok bilgi almak istersen izleyebilirsin. Tekrar görüşmek üzere.